Günaydın. Amerika tarafında zirveleri zorlamaya devam ediyoruz. Daha doğrusu Dow Jones tarafına baktığımızda zaten yeni zirve yukarıya doğru devam ediyor. Yine Russell tarafına baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Önceki günlerde bir zirve yapmıştı ve artık yeni zirveleri tazelemeye devam ediyor. Tabii Russell tarafındaki şu hareketi unutmamak lazım ki Russell şirketleri daha ufak şirketlerden, daha KOBİ diyebileceğimiz şirketlerden oluştuğu için aslında Trump'ın olası bir ticaret savaşında daha avantajlı olacak, iç piyasaya çalışacak şirketler olarak görülüyor. Dolayısıyla şurada gördüğümüz formasyonun tamamlanmasıyla burada daha hızlı bir hareket görebiliriz. Buna tabii ben Nasdaq'ın da eklenmesini görmek isterim. Çok da bir şey kalmadı aslında isterseniz. 5340'tan bahsediyoruz. Şu anda 5275 seviyesindeyiz. Keza S&P tarafına da baktığımızda artık yavaş yavaş yeni zirveye doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Yeni zirve tarafında baktığımızda biraz daha yukarı seviyeler zorlayabilir bir süre daha, yani 2190'lar belki bir iki gün daha zorlayabilir ama genel olarak baktığımızda görüntü bence son derece pozitif gözüküyor. Tabii bu kırılmada ben her zaman olduğu gibi ciddi anlamda bir long pozisyon taşıdığını zannetmiyorum genel kesimlerin, çünkü devamlı olarak işte şimdi çöküş başlıyor, global piyasalar şu kadar çökecek, bu haberlerle hareket ediyoruz ama bu haberlerin geldiği veya bu tip haberlere neden olacak gelişmelerden sonra gelen satışlara baktığımızda ana önünde devamlı yukarıya doğru olduğunu, yükselen tepeler olduğunu görüyoruz. Şimdi bugün ne baktığımızda gelecek olan PPI var. Ardından yarın biliyorsunuz Yellen'ın konuşması var. Ve yine yarın CPI gelecek. Bunlarda bir sorun çıkacağını, daha doğrusu 15'inde önümüzdeki ay Fed'in 14'ündeki görüşünü değiştirecek bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Yine perakende satışlarda da kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Şimdi buradaki ana konumuz, önceki gün bunun altını çizdim ama tekrar söylemekte fayda var. Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağı değil artık. Fed'in enflasyon görünümüne paralel bir faiz stratejisi mi gözetleyecek, yoksa daha yavaş mı gitmeyi tercih edecek ki işte Yalın'ın kovulmasından vesaire bahsediyoruz ama önceki günkü yazımda da paylaştım. Aslında şu anda Trump'ın uygulamaları, Keynesyen olarak tabir edilen altyapı çalışmalarına vesaire baktığımızda Yellen tarzı güvercin bir Fed başkanı çok daha makul gözüküyor bence. Dolayısıyla bir çatışmadan ziyade benzer bir Fed başkanı veya benzer stratejileri görebileceğimizi unutmamak lazım. Bunların varlık fiyatları üzerinde, örneğin altın üzerindeki etkisi standart bir Fed faiz arttırıyor hikayesinde çok daha farklı olacaktır. Onu tabii zaman içinde tartışabiliriz. Asya tarafında bir hemen göz atalım. Asya tarafında tabii ki Japonya yukarıda, yani de çok ciddi beklediğimiz yukarıya doğru hareket devam ediyor. 200 günlük ortalamanın da aşılmasıyla Çin tarafında hafif artılar görüyoruz ki parite tarafına isterseniz onunla geçelim. Şurada eğer bakarsak değer kaybetmeyi sürdürüyor. Yine offshore yuan'da da benzer bir durum görüyoruz. Tabii ilk akla gelen şu: Trump yönetimi bundan son derece rahatsız olmalıdır. İki nokta bence önemli diye düşünüyorum. Birincisi, zaten genel olarak tüm pariteler dolara karşı geriliyor. Dolayısıyla Çin tarafını çok fazla suçlayamayız ve sepet üzerinden baktığımızda bir değer kaybı olmaması bence pozitif bir gelişme. İkincisi şu: yani şu anda Çin'i manipülatör ilan etmek veya kurunu kullanarak haksız rekabet içinde giriyor olduğunu söyleyip gümrük duvarlarını arttırmak neticesinde illa Çin'in de 10 yıllıklarını satması gerekmez. Zaten Çin 10 yıllıklarını satıyor. Bu yeni bir hikaye değil ama Çin kalkıp da tamam haklısınız, ben kuru manipüle ediyordum, bundan sonra serbest float ettireceğim derse ne olur? Bunu dediği anda Çin'de Yuan'da çok daha büyük bir değer kaybı olacağından, aslında ben Amerika'nın şu ortamda kur üzerinden Çin'e fazla oynamak istemesini doğru bulmuyorum. Aksine Çin'in şu anda kontrollü bir şekilde
düşürüyor olması bana daha faydalı gibi geliyor. Yani rezervlerinin yanması pahasına düşüşü yavaşlatıyor. Eğer serbest bir kur olsaydı, eğer Amerika'nın istediği tarzda piyasa koşullarında belirleniyor olsaydı şu anda yuan çok daha düşük seviyelerde olurdu. Dolayısıyla Trump'ın söylemi mantıklı olabilir veya uzun vade bakıldığında, ticaret fazlası olarak bakıldığında makul bir söylem olabilir ama şu an için uygulamaya geçilmesi durumunda çok daha fazla problem yaratacaktır. Amerika açısından da Çin'in problemleri zaten malum. Euro tarafından gelelim. Euro'da 1.07 40'lar civarında dolaşan bir parite görüyoruz. Çok fazla söyleyecek bir şey yok burada açıkçası. Paritenin önümüzdeki günlerdeki seyri hem yarının konuşmasına bağlı olacak hem de diğer taraftan gelecek olan verileri, enflasyon verisi başta olmak üzere. 1.08'lerin altında kaldığımız sürece ben baskının devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bundan sonra aşağıda aslında hedefimiz 1.0520 seviyeleri. 0.8'in üzerine atabilirse bir süre için tekrar dinleyebilir ama Euro'daki genel görüşüm değişmedi. Burada çok daha düşük seviyeleri göreceğiz. Özellikle 4 aralığa doğru biraz daha stresin arttığını görebiliriz. Baktığımız zaman spread çok net bir şekilde aşağıya doğru işaret ediyor. Baskının euro üzerinde artması gerekiyor. Ama dün opsiyonlarda biraz toparlanma olmuştu. Hemen oraya da bakalım. Hayır, burada da satışın devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadede yılının konuşmasıyla 10 yıllıklarda bir toparlanma, yani geriye çekilme olabilir getirilerde. Belki bununla euro biraz destek bulabilir ama şu anda baktığımızda aşağıya doğru baskının devam ettiği 1.05 ardından 1.02'li seviyeler ve önümüzdeki birkaç ay demeyeyim ama yıl içinde de 0.80'li seviyelere doğru geri çekilmesini bekliyorum. Japon yeni tarafına gelirsek, Japon yeni de zaten 2-3 tane kritik seviye vardı. Bir tanesi şu trendin kırılmasıyla Japon yeni tetikledi. İkincisi 104.50 seviyeleriydi. Üçüncüsü de 200 günlük ortalamanın geçtiği 106.60'lardı yanılmıyorsam. Şu anda 106.50'lere gelmiş durumda. Bu hareket daha yukarıya doğru devam edecektir ama söylediğim gibi kısa vadede yarınla beraber eğer bir gevşeme, hani onun piyasaya avutucu, rahatlatıcı bazı söylemleri olursa biraz geri çekilmesini görebiliriz. Buradaki olay açıkçası DXY'daki şurada gördüğünüz 100.50 seviyeleri 3. kez test ediliyor. Benim buradaki görüşümü biliyorsunuz. Ben kırılacağı düşüncesi 120'lere kadar da bu dolar hareketi devam edecektir diye bakıyorum. Tabi şurada gördüğünüz 93 ile 100.50 arasındaki mesafe kadar da kırılma gerçekleştiği takdirde, yani aşağı yukarı 7.5 puandan bahsediyoruz, yukarıya doğru bir hareket olmalı. Yani kırılmanın gerçekleşmesi durumunda 107.5 civarında bir seviyeden bahsediyor olacağız. Yani şuralardan bahsediyor olacağız. Ki çok da mantıksız değil bence ama ana hedefinin buradaki tepe olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Metaller tarafına gelelim. Metaller tarafındaki sert satıştan sonra bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Şimdi bu rahatlamanın kalıcı olup olmayacağı, ben daha aşağıya doğru çözülmenin geleceğini düşünüyorum. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada Fed faiz arttırma üzerinden yapılan yorumlar doğru değil. Yani Fed'in arttırıp arttırmayacağı artık altın açısından o kadar kritik değil. Fed eğer gerekenden az arttıracaksa altın bunu pozitif kullanacaktır ve yukarıya doğru gidecektir. Dolayısıyla şu an için Fed üzerinde bir strateji kurmak istemiyorum. Ama kısa vadede baktığımızda aşağı yukarı yanılmıyorsam 1260'lara denk düşen bir trend çizgimiz var. Şurada çok isabetli olmadı.
Bu trend çizgisinin altında kaldığımız sürece baskının devam edeceğini düşünüyorum ve aşağı tarafta da geçtiğimiz günlerde şöyle bir test etti, 1200-1206 seviyeleri var. Tekrar oranın da kırılmasıyla beraber çok daha büyük bir satış başlayacaktır. Dolayısıyla 1206 kırıldığı takdirde bir tur daha satılabilir diye düşünüyorum. Öte yandan baktığımızda altın hisselerinde de alçalan tepeler, alçalan dipler şeklinde gidiyor. Dolayısıyla kısa vadede burada da 100.195 seviyesi aşılmadığı sürece burada da daha önemli bir satışla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Zaten şuradaki formasyona baktığımızda da bunu düşündürüyor. Muhtemel buraları test ettikten sonra, yani biraz daha yukarı seviyelerden sonra ikinci tur bir satışla geliyor olacak. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş de iyi dayandığı 200 günlük ortalamasının da uzun bir süre üzerinde kaldıktan sonra çözülmenin geldiğini görüyoruz. Burada da değişik bir görüşüm yok. Çok büyük bir ihtimalle aşağıya doğru hareket daha da devam edecektir. Ama enflasyon beklentileri ve reel faizler, Fed'in ne yaptığı gibi unsurları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Bu çünkü dinamik, bu ciddi anlamda altını etkileyebilir. O açıdan önemli buluyorum. Görüyorsunuz enflasyon beklentilerinde hafif bir geri çekilme var. Gelelim WTI tarafından. WTI'da yine OPEC'le beraber bir yükseliş yaşadık. Şurada ve şu anda stop ettiği yerde aslında çok makul bir yer. Şurada görüyorsunuz zaten önemli bir trendi kırmıştı. Şu anda da tekrar burayı test ediyor. 200 günlük ortalama da hemen 46-50 seviyelerinde. Açıkçası benim düşüncem OPEC'in bu kez son kurşununu atıyor olması. Yani karar alamama lüksü bence yok. Aldığı zaman işe yarayacak mı? Uzun vadede Amerikalı petrol üreticilerini uzakta tutacak mı? Bunların hepsi tartışılabilir ama ben karar çıkacağını, ay sonunda bir karar alacaklarını ve azaltmanın resmileşeceğini düşünüyorum. Buradaki strateji ne olabilir? Daha önce de tartıştığımız gibi önemli bir taban oluşumu var. Aşağı yukarı 52-53 seviyeleri aşıldığı zaman da bu taban oluşumunun sona erdiğinden bahsedebiliriz. Haftalık bazda baktığımızda da, pardon, aylık açtım. Gösterge arasındaki uyumsuzluğun hala devam ettiğini görüyoruz fiyatla beraber. Dolayısıyla bence daha yüksek fiyatlar önümüzdeki aylarda da söz konusu olacak. 55'in üzerinde bir yeni fiyat dengesi oluşacağını düşünüyorum. Yani 60'lara doğru bu hareket devam edecektir. Bunun tabii enflasyon beklentileri başta olmak üzere pek çok tarafta ciddi anlamda da etkileri olacak. Ama güvenli oynamak için 52-53 seviyeleri kırılınca longa geçmek daha mantıklı gözüküyor. Kısa vadede baktığımda ise daha önce de söylediğim gibi bence burada bir karar çıkacak. Dolayısıyla geri çekilmelerde, ama stopu koyarak, çünkü giderek daha tehlikeli seviyelere doğru geriliyoruz. Artık 41 50'lerin altına kayması da önümüzdeki günlerde kararın çıkmaması durumunda son derece negatif olur. Ama geri çekilmelerde alış fırsatları veriyor gibi gözüküyor. Özellikle 45-70'in üzerinde kalması durumundan hareketin biraz daha kuvvetleneceğini söyleyebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.